hani seni beğendim gibisinden oy verdim gibisinden konuşmuş, anlamadın mı falan. Murat demiş ki evet sen de hani güzel kızsın, hoşsun. Ama hani ben şu an Leyla'yla bir yoldayım. Çok da iyi gidiyoruz. Ben buraya gelirken aklımda zaten 3 kişi vardı. Bunu ben de biliyorum. Herkesin aklında birileri vardı yani. İlk günden sonra ne olduğunu, hayatımız öyle değişti zaten. Kimmiş üç o 3 kişi vardı. Işte. Bilmiyorum. Söyler o herhalde. Bilmiyorum yani. Şu an orasıyla ilgilenmiyorum o konunun da yani. İşte ben de bunları söylemek istemedim. Hani Leyla'yla bir yoldayız. Olabilir. Yollarımız ayrılabilir. Buna en azından herhangi hani bir şey biterse, iyi gitmezse, yolunda gitmezse o kızlardan birini tanımaya bakarım kafasındaydım dedi yani. Onun o yüzden söylemedim kızlara da dedi hani. Dedin yani işte ben de servisteydim, sonradan indim mi? Önceden indim mi ne dedim? Önce indim ben. Sonradan başka bir şey konuştuysanız bilmiyorum. Konu geçtiğinde neden hatta servise ben de vardım demedin de dün? Neden şu an mesela diyorsun? Şu an konuşulan konudaki bildiğim, duyduğum konuyu dahil ettim. Yoksa dün benim planladığınız bir şey değil, değil mi? Planlamadınız yani. Neyi planlayacağız oğlum, siz kafayı mı yediniz lan? Kızla zor konuşuyorum. Kızla zor konuşuyorum ben, neyi planlayacağım birader? Yeni... Hayır niye şimdi söylüyorsun o zaman? Ya bak bir şey söyleyeyim, yükselmeyelim. Tartışın. Ben tamam, yükselmeyelim. Ben ellerim arkada. Benim arkada olmaz, merak etme. Benim oğlum, arkada olmaz. Ya Berke bir şey ne söyleyeceğim. Oldu? Gel baş başa konuşalım. Gel konuşalım. Hadi gel konuşalım. Kimse de gelmesin. Gelmesin. Gel ya. Abi kimse gelmesin. Kimse gelmesin. Sana kimse bir şey gelmesin. Çok erkekle konuşacağız. Ha. Erkek. Erkeği nasıl? Erkekçe konuşacak. Bu kadar itici bir adam burada olamaz burada ya. Burada konuşalım gel. Sana bir şey söyleyeyim mi Mert? Seni çok seviyorum. Gerçekten çok düzgün bir adamsın. Yani böyle bir adamın yanında kardeşim olmanı çok şaşırıyorum. Senden ricam Berke'yi yanında laf etme. Sonuç olarak ben Murat'a laf etmiyorsam tamam. Senin yanında sen de Berke benim için laf etme burada. Ben burada Hasan abi rolünü yapıyorum. Diyorsun yani ben de servis edeyim önce ya da sonra. Evet. Madem öyle bir şey vardı neden dün getirmedin? Mesela şu an bunu burada söylemen tamam. Çok saçma olur. Soruyorsun şu an çok güzel tamam. Şekilde sana ifade ediyorum. Tamam. Dün konuşulan ha. Konuyu ben seni beğendim dediğin konuyu ben hiçbir şekilde duymadım. Senin ben seni beğendim dediğini ben, zaten... ben o arabada yoktum. Ben neyi duydum biliyor musun? Bugün konuşulan Aynur'un söylediği ben seni yazdım dediğini beni çağıracağını bekliyordum dediğini duydum. Arkasından senin de hadi ya tüh yaptığını gördüm. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey duymadım. Yani siz dün Aynur'la işte tanışma yoluna bir adım atmakta dile getirmiyorsun da yok güzel. Şu anda böyle bir şey yapıyorsun yani. Yok, öyle mi? Ben duymadım. Aynur'la yani hiç konuşmadınız. Hiç konuşmadınız, hiç planlamıyorsunuz. Asla. Öyle. Biz sizin gibi insanlar değiliz birader. Bak iğneleyici kelimeler bak söyleme. Sonrasında bana diyorsun ki yok patates pürüz diyorsun. Bak alttan bela atı vurmaya çalışıyorsun. Sen bana kendin bak, diyorsun. Ben nasıl bir insanım bir şey söyleyeceğim. Yükselme çok tamam. Sağlıklı bir iletişim kuralım seninle. Tamam. Ben dün hiçbir şekilde duymadığım bir konu hakkında yorum yapmadım. Tamam. Çünkü ben senin onu beğendin. Oğlum ben o zaman şey derdim mesela. Evet Murat onu, Aynur'u beğendiğini söyledi derdim mesela. Niye bu olay patladıktan sonra mesela patladıktan işte söylüyorsun? Sonra değil, burada bu konu ha. Açıldı. Açıldı. Sonra neden zamanında söylemiyorsun? Madem duydun. Değil, bu konu açıldığında madem... aklıma geldi söyledim ben de duyduğum şeyi. Unuttun. Doğru. Unuttun daha önce şey, mesela diyorum. Burada söylediğim şeyi. Sen konuş sonra ben seni bölmeyeyim. Evet okey. Tamam. Burada söylediğim şey aslında senin iyiliğin ha. İçin olan bir şey. Ne olay ne? Aynur'un seni yazdığını söylemesi. Hayatım konu senin beni hani diyorsun ya Leyla ile arkadaşız. Bana gelmedin. Niye bana belirtmedin bunu ben hazırlıklı olayım o duruma düşmeyeyim insanların içinde. Bir haftadır burada görüşüyoruz. Beraber hazırlanıyoruz. Bir haftadır tanışıyoruz. Benim için zaten orada olan orada kalmıştı ve ben istemiyorum dedim. Ben öyle. İstemiyorum dedim. Şimdi hadi aksini kanıtlayın. Diyordum ya serviste benim konuştuklarınızı kanıtlayamayacaksanız şey konuşmayın diye. Söyledi, kanıtlayacak bir şeyin yok. Şey yok. Okay. Olan Leyla'ya olsun. Sen hiç kanıtlayacak bir şeyin yok. Savunmaya gelirken yok, savun yok, kendini. Bu var. Ama evet. Olan Leyla'ya olsun. Madem ki bu kadar şeysin. Leyla bir sus artık yeter. Yeter ama. Bir sus, bir şey bin kere bir şey soruyorum hasret, şurada. Hasret başınıza geldiğinde gerçekten ya, anlayacaksınız geldiğinde beni. Yeter ben seni gerçekten çok iyi biliyorum. Ya. Gerçekten susuyorum tamam mı? Sustum. Ya bu susmuş hali. Sustum. Hayır susmuş sana ben senin neye kırıldığını biliyorum. Konuşmuş halim olsa çok farklı olurdu her şey. Ay Allah'tan. Ay, bu da gerçekten evet oynuyorum ya aynen oynuyorum bunun oynamanla ben. Alakası yok. Bir kere bir şey ben. Sordum şu an sana. Lazım çünkü doğru. Şu an bin kere sana bir şey soruyorum. Haklısın. Ya sen herkesi aynı kefeye koyuyorsun ya yeter ya.
Anlamıyor musun Hasret? Neyi anlayacağım? Ben kaç kısır beni bu muhabbeti tamam, dinliyorum anlaşıldı. Zaten. Anlaşıldı arkadaşın senin de tamam. Ya bunun aynı ya, şu an ona yok ki sosyalleştirme olayı. Arkadaşlar ya. Of ya. Ben objektif neyse o. O kızı tanımak istiyorum. Çok beğeniyorum. Bunda hiçbir problemim yok. Hiç kimsenin de ona gitmesini, ona ters davranmasını istemem. Sadece duyduğum herkes şey neyse. Gibi. Herkes gibi tabii sen de Leyla'yı istemezsin. Evet. Herkes gibi çok doğal. Ben sadece gerçekten duyduğum bir konu öğrenirsem arkadan gelen hiçbir şeyi kimsenin patlatmam. Ama eğer burada birileri konuşursa gerçekten duyduğum şeyleri adam akıllı gider doğrusunu söylerim. Söylediğim, anlattığım şeylerle ilgili bir tamam. tane yanlış var mı? Anlat. Yok. Yok. Sen de istediğin gibi her tamam, şeyi söyleyebilir şimdi söyleyebilir miyim ben de? Madem siz şimdi Aynur işte diyorsun ya serviste ben de vardım. Evet. Bu olay dün açıldığında mesela neden bunları söylemedin? Arkadan ama şu an ben konuşuyorum. Özür diliyorum okey. İşte son bak bölüyorsun ya aslında benim sinirlenmemdeki tamam, şey bak, o bölmedim unutuyorum özür anladın mı? Neden mesela Aynur'la işte benim bu olayım açıldıktan sonrasında serviste olduğun diyaloğu işte söylemiyorsun da burada evet. söylüyorsun bu birinci sorum. İkinci sorum bak dostum ben nasıl bir insanım biliyor musun? Ben sen benim düşmanımsın. Ben düşman değilim kimseyle. Sevmiyorum ben, sadece seni. Ben seni sevmiyorum. Sen ha, ben benim, de seni sevmiyorum. Ben sana işte. Tilt oluyorum ben ama düşman değilim, her düşman insana saygı duyuyorum. Sana duyduğum buraya gibi. Buraya düşman olmaya kimseyle gelmedim tamam. ama evet. seversin sevmezsin. Ben saygı seni sevmiyorum önemli. Sen beni sevmiyorsun. Tamam saygı duyuyorum. Saygı. Ama şu an ben konuşuyordum. Hep araya giriyorsun. Kanka ben karşılıklı konuşulabilecek bir şey tamam, ama tamam ama ben konuşuyorsam karşılıklı ya, konuşuyoruz. Ya düşmanımsın dedin ya. Tamam. Düşmanım değilsin dedim ben sana. Sadece sevmiyorum. Ben seni sen benim için düşmansın. Tamam okey sen beni düşman olarak gör. Sana tilt oluyorum. Okey çok saygı duyuyorum. Ama hatırlarsın mesela kötü bir şaka yapmışım bana. Ben düşmanımı patlatmayacak kadar da bir adım. Olabilir. Yo, patlatı ama sonrasında ben benim zaten o konuda şey ben senin kötü niyetli olduğunu da düşünmüyorum. Hiç sonrasında hatta ben seni tatlı bir şekilde uyardığımda evet. sen bana dedin ki bir kere söylemen yeterli. Bir kere söylemen yeterli dedim. Bunun için özür dilerim dedim. Ben evet, de kabul ettim. Doğru. O olaydan sonrasında ben sana dedim ki ben 27 yaşındayım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bu evde birisiyle çok yükselirsem o da sen olursun dedim. Evet. Ama kötü bir niyetle yapmadığını biliyorum dedim. Sıkıntı yok ya dedim. Bilmiyordum dedim. Çünkü sen beni tanımıyorsun dedim. Sonrasında aslında sen bu kadar sana yükselmem biraz onun da altında yatıyor anladın mı? Anlıyorum. Ben bu kızın yalan söylediğini düşünmüyorum. Ben, bu saatte kadar hep doğruyu savundum. Bu saatte sonra da öyle yapacağım. Ben bunu Murat'a da söylerim hiçbir şekilde. Ben dün Murat ilişki yapabilecek bir adam değil. Yazık Leyla'ya. Üç kere. Murat'la barışırsa da Leyla bu pozisyona daha çok düşer. Evet. Bence de. Üç kere dedim ki dün Murat'a. Sence dedim Aynur senin için neden yalan söylüyor? Bana bunu bir cevaplayamadı. Cevaplayamadı. Öykü Hanım bile dedi ki bak Hasret cevabını alamayacaksın zaten. Veremeyecek cevabını dedi. Anne bana dedi cevabını veremeyecek. Öykü Hanım bile dedi. Aynur'a ben de dedim ki kim patlattı bu mevzuyu dedi. Mesela Leyla dedi ki ya dedi blöf yaptım. Leyla'nın bunu blöf yapmasına hiçbir alakası yok. Bu durum farklı bir yerden patlat verdi. Ben evet. çünkü dün gelmedim daha. Yani kafam üzerine de düşmedim açıkçası. Bak neyin ne olduğunu görebiliyorum. Kendini bence bana iftira atarak o şekilde savunmayı çalıştım. Hiç böyle düşünmüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Böyle bir kadın ben hayatımın şokunu yaşadım. Neden sonrasında bu konuyu açtım? Sen yaşamış olabilirsin evet. Senin için demiyorum. Ben kendim için evet, diyorum. Evet, onu neden söylüyorum. Ben hayatımın şokunu yaşadım? Ben 27 yaşındayım. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Evet. Keşke Bat o konuyu dile getirdiğinde ben komple anlatsaydım ve işin içinden çıksaydım. Yani burada en üzüldüğüm konu. Leyla çok kötü arada kaldı evet. ve ben de Aynur'a o şekilde cevap veremedim. Çünkü bunu o şekilde söyleseydim daha da kötü pozisyona düşecektim. Evet. Diyeceklerdi ki Aynur ortaya böyle bir şey yaptı Murat da kendini bu şekilde savunuyor diyeceklerdi. Bir şey söyleyeyim mi? Bitti mi kanka? Ve Aynur son kez söyledim sonrasında konuşacağım devam. Özür dilerim. Yok estağfurullah. Aynur bana dedi ki tamam. program yayınlandığında dedi izleyeceksin ve göreceksin dedi. Ben dedi popülerlik oyun bu dedi. Senden dedi kullandım. Vardım orada. Seni dedi beğeniyorum dedi. Ben vardım. Mesela sen var mı yok mu onu orada, hatırlamıyorum. Ben sadece orada vardım. Sonra ben indim zaten benim evim çok yakın olduğu için. Orada indim ondan sonra konuşulan konuyu bilmiyorum. Ben Aynur'un bu konuda yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Niye? Çünkü kızın hiçbir gerekçesi yok. Hadi desem ki hoşlanıyor, göz dikti, istiyor. Evet. Onun için kaos yaratmak istedi. Derim ki okey haklı. Zaten çocuk kız zaten şu an kendisi diyor ki olursa diyor Berke'yle diyor görüşürüm evet. diyor. Olmazsa da diyor olmaz. Bu kızdan ben de bir haftadır böyle buradayım. Biz de diyoruz hiç kimseyle ben kafamız arkadaşım uyuşmadı. İlk eve girdiğim kişi yani arkadaşım ha, deyip. Mesela o zaman sen o zaman de şu an görüşmek istiyorsa benim şu an cingar çıkartmam lazım. Ama asla bir erkek için bir kadınla kavga etmeyeceğim. Leyla'nın şey gibi bir görüntü var. Sanki çok tamam evet İki yakınım seviyorum. İki çocuklu bir şekilde elinden almış evet, gibi duruyor bana, yani. Evet ben böyle kötü zorundaydım gibi oluyor. Çünkü kötü kadın Müzeyyen sen.